Dev bir coğrafyada muazzam bir nüfus. Hal böyle olunca Çin'in kalkınma projeleri de büyüklükte kıyas kabul etmiyor. Pekin yönetiminin son girişimi ülkenin güneyinden kuzeyine 1300 kilometre uzağa su götürmek. Bunun için gerekli barajların yapılması 300 bin kişinin başka yerlere taşınması anlamına geliyor. Hubei eyaletinde göçe hazırlanan on binler için bu yaşamlarını kökünden sarsan bir değişim. Çin'de kırsal hayatın değişmez bir ritmi var. Çiftçiler ve balıkçılar yüzyılların geleneklerini sürdürüyor. Hayat kolay değil ama bu topraklar bel bağlayanları nesiller boyu yüzüstü bırakmadı. Şimdilerde ise büyük değişimler yolda. Çin hükümeti bölgenin çehresini değiştirecek bir proje için halkı göçe hazırlıyor. Çiftçi Liu Zhengyu'nun ailesi 4 nesildir bu toprakları ekip biçmiş. Geçim kaynakları portakal bahçeleri. Çocukları burada doğmuş ama şimdi torunları başka bir yerde büyüyecek. Taşınmak köklerinden kopmak gibi. Neyin gidip neyin kalacağına karar vermekte zor. Gitmek isteyip istemediğimi söylemek zor. Buna bireyi toplumun yararı için feda etmek diye bakabilirsiniz. Şahsi görüşümü sorarsanız, orası buradan iyiyse taşınmayı isteriz. Yoksa taşınmak istemiyoruz. Yaşadığımız yer üç taraftan sularla çevrili. Hava çok güzel, temiz. Çevre çok yeşil. Kara ve sudan ulaşım bağlantıları çok iyi. Fiyatlar yüksek olduğunda portakallardan 3000 dolar kadar kazanabiliyorum. Ama geçen yıl piyasa çok iyi değildi. Ekonomik kriz ve diğer sorunlar yüzünden ancak birkaç yüz dolar kazandık. Buradan gitmeyi düşünmek çok zor. Çok uzun zamandır burada yaşıyoruz. Bay Liu ve niceleri için oyunun kurallarını değiştiren dev bir baraj projesi. Sular bu havzadan tepeleri kaplayacak kadar yükselecek. Sonra da ülkenin kuzeyinde kuraklık çeken bölgelere nakledilecek. Üç koldan yürütülen Güney-Kuzey Su Nakil Projesi yöneticilere göre vazgeçilmez bir ihtiyaç. Çünkü nüfusun %35'inin yaşadığı kuzeydeki bölgeler su kaynaklarının sadece %7'sine sahip. Bunu değiştirmeye yönelik planlar düpedüz doğaya hükmetmek demek. Ama bunun için 300 bini aşkın kişinin sular altında kalacak kesimlerden taşınması gerekiyor. Yeni evleri ücra yerlerde oluşturulan bu toplu konutlar. Shu Bang Shui'ye burada iki katlı bir ev verilmiş. Ama eskisinin sıcaklığını duyamadığını anlatıyor. Basının sorular sorduğu haberi polisi de buraya çekiyor. Konut projesi hakkında yolsuzluk suçlamaları olmuş. Gelişleri bu iddiaların ne kadar hassas olduğunun da göstergesi. Bayan Shu ise onlar gittikten sonra kendini tutamıyor. Buradaki koşullar çok kötü, gelir kaynağı yok. Taşınmaları istenenlere bunlar çözülene dek gelmeyin diyoruz. Ama listede taşınma sırası gelenler için çok fazla bir seçenek yok. 2001'de başlayan proje şimdiden gecikmeli gidiyor. Tamamlanması 2014'e kalmış durumda. Suyu taşımanın çözüm olup olmayacağı konusunda şüpheleri olanlar da var. Ama geçmişi 1950'lere dek giden projede fikir değiştirmek için çok fazla yatırım yapılmış durumda. Susuzluk çeken 4 milyon kişiyle karşı karşıya olan Pekinli yetkililere göre bu seferberliğin başarıya ulaşması dışında bir seçenek de bulunmuyor.